أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل عصيت ربي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم صدق الله العظيم. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.
Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mulki ve allemteni min tevilil ahadith. Rabbi zidni ilmen ve fahman ve alhaqni bis salihin. El evvelu Allah ve el ahiru Allah. والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين رحمة للعالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Öncelikle bizleri eşrefi mahlukat olarak yaratan, bize sayısız nimetleri lütfeden, bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturan Rabbimize sonsuz ve süresiz hamdü senalar olsun. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline, ashabına ve yolundan gidenlerin üzerine olsun. Cenab-ı Hak idrak etmiş olduğumuz Ramazan ayını feyiz ve bereketli bir şekilde değerlendirmeyi, günahlarımızdan arınmış bir biçimde bayrama kavuşmayı, ahirette de bunun mükafatı olarak cennete erişmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bu yaşamış olduğumuz zaman zarfı içerisinde başımızda musibet olarak var olan bu hastalıktan, bu koronavirüsten de ümmeti Muhammed'i salimen kurtarmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresi 110. ayeti kerimede Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in durumundan bahseder ki ümmeti Muhammed'in özelliklerini anlatır. Esasen bizim bugünkü sohbetimizde işleyeceğimiz konumuz Allah'a iman meselesidir. Allah'a nasıl inanmalıyız veya nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Bunun üzerine inşallah mülahazalarımız olacak. Âl-i İmran suresi 110. ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil mağrufi ve tenhevne anil munkeri. وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Rabbimiz buyuruyor ki, siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani ümmeti Muhammed kastediliyor, ashab-ı kiram kastediliyor. Çünkü siz İnsanlara iyiliği yani marufu emredersiniz. Siz aynı zamanda kötülüğü yani münkeri nehyedersiniz. Ve siz Allah'a hakkıyla iman edersiniz. Bu ayet-i kerimenin zahirinde hakkıyla iman edersiniz ifadesi yok. Ancak biz manadan ve ayet-i kerimenin devamındaki cümleden ve Kur'an'ın bütünlüğünden böyle bir anlamı çıkartıyoruz. Ayetin devamında buyurulur ki وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Şayet ehli kitap da iman etselerdi, yani hakkıyla iman etselerdi لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Kendileri için daha hayırlı olur idi. Şimdi değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de iman esaslarından bahsedilir. Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman, ahiret gününe iman ve mana olarak da kadere imandan bahsedilir. Biz de amentü esaslarımızda Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, kadere iman, peygamberlerine iman, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ve ahiret gününe iman, yani ölümden sonra dirilişe iman etmek diye izah ediyoruz. Burada esasen üzerinde duracağımız husus Allah'a iman meselesidir. İnsanın fıtratında zaten bir yaratıcıya
inanma duygusu vardır. Bunu insanların inkar etmesi mümkün değildir. En zor zamanlarda bile ateist olan insanlar deprem anında, denizde boğulurken veya musibet anında o da yüce yaratıcıya elini açıp dua ediyor. O andaki kendi zihnindeki oluşturduğu tüm batıl inanışlar kayboluyor, fıtrat ayarlarında var olan o temel ayar ortaya çıkıp yüce yaratıcıya elini açma ihtiyacı hissediyor. Bu insanın fıtratında var olan bir şeydir. Ancak fıtratında var olan bu kadarlık bir duygu yeterli değil. İşte peygamberler o imanın nasıl olacağını, o imanın ahlaka nasıl dönüşeceğini, o imanın amele nasıl yansıyacağını bizlere öğretmişlerdir. Bu yüzden Allah'a iman konusunu bütün peygamberler güzel bir şekilde işlemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman denildiği zaman Allah'a iman edenler müminler olarak tavsif edilir, vasıflandırılır. Allah'a iman etmeyenler denildiği zaman da kafirler, müşrikler ve diğerleri kastedilir. Şimdi değerli kardeşlerim, bu kavramlar bazen yanlış anlaşılabiliyor veya eksik ifade ediliyor. Toplumumuzda bazen şöyle şeyleri duyuyoruz. İslami bir yaşantısı yok. Allah'ın dinini din olarak hakkıyla benimsememiş. Helali helal, haramı haram saymamış. Allah'ın bize din olarak seçtiği İslam'ı dava olarak benimsememiş. Ama ben Tanrı'ya inanıyorum diyerek kendisini Müslüman sanıyor. Böyle bir inanış biçimi Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen Allah'a imanın tarifine girmiyor. Neden? Çünkü ehli kitap ateist değildi. Ehli kitap Allah'a iman ediyor. Hatta Mekke müşrikleri de Allah'a iman ediyorlar. Bedir'de Ebu Sufyan peygamberimize gelerek, ki o zaman Ebu Sufyan müşrikti, peygamberimiz de savaşıyor, peygamberimize gelip şu ifadeyi kullanıyor. Ya Muhammed, kim haklı, kim haksız kafamız karıştı. Kim haklıysa bu savaşta Allah onu galip getirsin, diyor. Ebu Sufyan'ın inancı, Mekke müşriklerinin Allah'a olan inançlarını Kur'an-ı Kerim'de tasdik ediyor. Mesela buyuruluyor ki, sor onlara ey peygamberim, yerleri ve gökleri kim yarattı dersen, le yekulunna Allah diyor. Kesinlikle Allah'tır diyorlar. O halde Mekke müşrikleri ateist değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman denilince bunun zıddı olan Allah'a inkar etmek kavramının içerisine sadece ateistler girmiyor. Allah'a hakkıyla iman etmeyen, bozuk tasavvurlu Allah'a iman edenler, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hakkıyla iman edenlerin zıddı olan kafir, müşrik, münafık kavramların içerisine giriyorlar. O halde bu ayeti kerimeden biz öyle anlıyoruz ki müminler Allah'a hakkıyla iman ederler. Kur'an-ı Kerim'de yine ehli kitapla ilgili bir konuda şöyle bir ifade buyurulur. Estağfirullah. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Şayet o ehli kitap da sizin gibi, yani sahabe-i kiram gibi Allah'a iman ederlerse o zaman hidayet üzere olurlar. Yani Allah'a iman etmek sadece Tanrı'nın varlığını kabul etmek anlamına gelmiyor. Allah'ı sıfatlarıyla, Allah'ı hükümleriyle, Allah'ı indirdiği ahkamıyla kabul etmek anlamına geliyor. Yani Mekke müşrikleri gökte bir Allah'ı kabul ediyorlar ama yerde bir Allah'ı kabul etmiyorlar. Hayatlarına karışan bir Allah istemiyorlar. Gökte yağmur yağdırsın, dünyayı idare etsin, ihtiyaçları karşılasın ama dünyada hayatlarımızı biz keyfimize göre yaşayalım. Böyle bir Allah inancını Kur'an-ı Kerim kabul etmiyor, doğru bulmuyor. Bunu hakkıyla iman olarak görmüyor. İşte sahabe-i kiram böyle Allah'a inanmıyordu. Onlar bunun tam zıddı olarak yerde de gökte de her yerde Allah'ı sıfatlarıyla kabul edip ona hakkıyla iman ediyorlardı. Peki değerli kardeşlerim, inandığımız Rabbimiz nasıl bir Allah? Hem zatî hem de subuti sıfatlarıyla kelam kitaplarımız bize Rabbimizi tarif etmişler. İnandığımız Allah hay ve kayyum, diri, canlı, bizi işitiyor, bizi bizden daha iyi biliyor.
O yüzden hep kendisine elimizi açmamızı ve yalnız kendisine kulluk etmemizi bizlere emrediyor. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Rabbimiz şöyle tarif edilir. Der ki İbrahim Aleyhisselam, قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ İbrahim Aleyhisselam şöyle der, ya namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani biz hayatımızda Allah'ı söz sahibi yaptığımız zaman hakkıyla iman etmiş oluyoruz Allah'a. Allah'ı gökte kabul etmek yeterli değil, yerde ahkamını da kabul etmek gerekiyor. Allah bizim için İslam'ı din olarak seçmiş. Helal ve haramlar belirlemiş. Bir hayat nizamı olarak bize İslam'ı Peygamberimiz vasıtasıyla göndermiş. Onu kabul etmek Allah'a hakkıyla iman etmek anlamına geliyor. Allah'a iman ettim dedikten sonra bir Müslümanın erkeğiyle kadınıyla kendi istek ve arzusuna göre hareket etme hakkının olmadığını da Rabbimiz şöyle buyuruyor estağfirullah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Ne bir müminin ne de bir mümine kadının. Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdikten sonra artık o meseleyi kendi isteklerine göre seçme hakkı kalmamıştır. Çok açık ve net bir ayet. Bu yüzden ashab-ı kiram ağzından çıkacakları sözü 50 defa düşünerek hareket ediyorlardı. Bir meselede Allah mı emretmiştir, mesele bitmiştir. Bizim söz söyleme hakkımız kalmamıştır diyerek Allah'a böylesine iman etmişlerdi değerli kardeşlerim. Rabbimiz Celle ve Ala şefkat sahibi, müminlere merhamet sahibi, tevbeleri çokça kabul eden, onların günahlarını bağışlayan bir Rabbimizdir. Kullarını rızıklandıran, hükmünde hiç kimseyi ortak kabul etmeyen, kendi seçmiş olduğu dini benimseyenleri, onu din olarak kabul edenleri hem dünyada hem de ahirette ödüllendirecek olandır. Bu yüzden değerli kardeşlerim, Allah'a hakkıyla iman etmemiz için Allah'ın bize gönderdiği kitabı iyi okumamız gerekiyor ve onun davetçisi olan, onu bize tebliğ eden Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatını da iyi anlamamız gerekiyor. Cenab-ı Hak bu günler vesilesiyle ilmimizi artırsın. İmanımızı ve ihlasımızı ziyade eylesin. Amellerimizi kabul, sayımızı meşgul eylesin. Dualarımızı makbul eylesin. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. بُشْرَى لَنَا